İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 29 Ağustos Salı. Çocuklara temel geçim güvencesi Liza Paus için utanç, Christian Lindner için açık bir zafer olarak yorumlandı. Görünen o ki trafik ışığı hükümeti temel çocuk güvenliği parası konusundaki anlaşmazlığı moral bozmamak için bakanlar kurulu toplantısına taşımak istemedi. Bu yüzden konu gece oturumunda hızla açıklığa kavuşturuldu. Temel çocuk güvenliği parası politikası Maliye Bakanı Lindner'in Aile Bakanı Paus'a karşı açık bir zaferiyle sona erdi. Paus projesi için 12 milyar euro yerine 2 milyar 400 milyon euro ile yetinecek. Bu rakam Lindner'in zaten vermek istediğinden sadece 4 100 milyon euro daha fazla. Bundan başka çok az şey ayrıntılı olarak karara bağlanmış durumda. Diğer yandan struk yasasına göre hiçbir hükümet tasarısı parlamentodan parlamentoya geldiği şekilde çıkmıyor. Öte yandan sadece köşe taşları üzerinde anlaşmaya varıldı ve bunların uygulanması için hala birlikler, eyaletler ve belediyelerle bir dizi görüşme yapılması gerekiyor. Dolayısıyla Linda ve Paus'un anlaşmazlıklarını ve gerekçelerini yeniden tartışmaları için bol bol fırsatlar olacak. Dünkü basın toplantısındaki kibarca yapılan iğnelemeler anlaşmazlığın sadece yüzeysel olarak çözüldüğünü gösterdi. Lisa Paus, düşük gelirli aileler için fonların artırılmasını talep ederken, Lidna fonun mevcut olduğunu söyledi. Plan, çocuk parası, düşük gelirlilere yapılan çocuk ödeneği ve sosyal yardımlardaki çocuk payı gibi değişik kalemlerde çocuklar için öngörülen ödemeleri tek kalem altında topluyor. Ödemeler kolaylaştırılarak otomatik hale getiriliyor. Buna göre Gelirinden bağımsız olarak tüm ailelere sahip oldukları çocuk için garanti edilen bir miktar olacak. Ayrıca çocukların yaşı ve ebeveynin gelir durumuna göre okul harcamaları ve boş zamanların değerlendirilmesindeki aktiviteleri de kapsayan ek ödemeler yapılacak. Yeni düzenlemenin özellikle tek başına çocuk büyütenler ve sosyal yardımla geçinenlerin durumunu iyileştirmesi hedefleniyor bakan Almanya'da yoksulluk tehdidi altındaki 5 milyon 600 bin aile ve çocuklarının yeni düzenleme sayesinde mali yardımlara daha hızlı, kolay ve doğrudan erişeceğini söyledi. Yasa tasarısının 13 Eylül'de meclise getirilmesi bekleniyor. Sosyal hakların güçlendirilmesi alanında faaliyet gösteren Almanya Sosyal Birliği yasa tasarısını ülkedeki yoksulluğa karşı mücadelede yetersiz kalmakla eleştirdi. Kurumun başkanı Engelmaya bu sadece bir başlangıç olabilir çünkü varılan uzlaşı Almanya'da aileler ve çocukların içinde bulunduğu yapısal yoksulluk sorununa karşı gerçek bir yanıt sunmuyor dedi. Engelmay'a zengin ve yoksul ailelere devlet yardımlarında eşit muamele yapılması ayrıca yoksul ailelere ek para ayrılması için 2 milyar 400 milyon euronun kesinlikle yeterli olmadığını vurguladı. FDK Başkanı Verena Bentele'de mini bir reformun büyük bir başarı olarak sunulduğunu söyledi. Bentele'ye göre trafik ışığı koalisyonunun çocuklara temel geçim güvencesini hafife aldığı açık. Koalisyonun sosyoekonomik geçim seviyesinin yeniden hesaplanması olarak pazarladığı rakamlar dayanaksız. Tasarı taslağında tek başına yaşayan ebeveynlere yönelik küçük iyileştirmeler var ancak temel bir iyileşmeden bahsetmek mümkün değil. Yapılan bir araştırmaya göre Almanların %75'i Almanların çocuk dostu olmadığını söyledi. ARD kanalında yapılan Hart aber programına mail gönderen Yahim Findes adlı izleyici şunları yazdı: Keşke çocuklarımızın da otomobil endüstrisi, kimya endüstrisi veya çiftçiler birliği gibi güçlü bir lobisi olsaydı temel çocuk güvenliği konusu şimdiye kadar halledilmiş olurdu. Bakım komisyonu bakım sektöründe asgari ücretin 1 Temmuz 2025'e kadar iki aşamalı olarak artırılmasına karar verdi. Almanya'da asgari ücret seviyesinde çalışan hemşirelik personeli gelecek yıldan itibaren önemli ölçüde daha fazla para alacak ücretlere 1 Şubat 2024'ten itibaren %14'e kadar zam yapılacak. Bakım komisyonu Sağlık ve Çalışma Bakanlıkları öneriyi oy birliğiyle kabul etti. Geriatri bakımında çalışanların asgari saat ücreti çalışanların vasıf düzeyine bağlı olarak 16 euro 10 centle 20 euro 50 cent arasında olacak. Ayrıca çalışanlar yılda 9 gün ek tatil hakkına sahip olacak. Tarife 30 Haziran 2026 tarihine kadar geçerli olacak. Bakım asistanlarının asgari ücreti şu anda 13,90 euro. Vasıflı bakıcının 14,90 euro ve uzman bakıcının 17,65 euro. Çalışma Bakanı Hubertus Heil öneriyi memnuniyetle karşıladı. Yaklaşık 1 milyon 300 bin bakım personeli asgari ücret kapsamındaki tesislerde çalışıyor. SPD'li Sosyal İşler Bakanı Hubertus Heil tarafından yapılan açıklamaya göre Scholz hükümetinin 1 Ocak 2023'te yürürlüğe soktuğu ve harç ödemeleri yerine geçen vatandaş parası 2024'ün başında 502 eurodan 563 euroya çıkacak. 15 yaşından 18 yaşına kadar olan gençlere gelecekte 420 euro yerine 471 7 14 yaş arası çocuklara 348 euro yerine 390 euro ödenecek. 6 yaşına kadar olan çocuklara ise 318 euro yerine 357 euro verilecek. Almanya'da şu anda 1 milyon 680 bini işsiz olmak üzere 5,5 ,5 milyon insan vatandaş parası alıyor. Tüketici alışkanlıkları araştırma kuruluşu GFK'nın yaptırdığı son araştırmaya göre Almanya'da tüketiciler yüksek enflasyon nedeniyle alışverişlerini kısıtlıyor. GFK uzmanları özel tüketimin bu yıl Almanya'daki ekonomik büyümeye herhangi bir katkıda bulunmayacağını söylüyor. Scholz hükümetinin 1 Ocak 2023'te yürürlüğe soktuğu ve Hartz 4 ödemeleri yerine geçen vatandaş parasının 50 euro artırılarak verilmesine rağmen tüketici alışkanlıklarını değiştirmediğini belirten uzmanlar, yardımların enflasyon oranlarına göre verilmediğini açıkladı. Almanya Sosyal Birliği, ödemelerin artırılmasının iyi bir sinyal olduğunu, artan ödemelerin yüz binlerce insana yardımcı olacağını savunurken Paritetişe adlı sosyal dayanışma kuruluşu ise yoksulluk raporunda ödemelerin artan enflasyon oranlarını karşılamadığını ve ödemelerin yaşam için gerekli olan asgari gelire yaklaşmadığını açıkladı. Kuruluş ödemelerin yaşam için gerekli geliri karşılaması için en az 725 euro olması gerektiğini belirtti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron BRICS'in genişlemesinde aşırı batılı olan mevcut dünya düzenini alternatif oluşturma riski gördüğünü söyledi. Yunan elçilerle yıllık toplantıda konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Macron BRICS'in genişlemesi aşırı batılı olarak görülen dünya düzenini alternatif oluşturma niyetini gösteriyor. Bütün bunlar uluslararası hukuku ve uluslararası ticaret alanında kabul edilen düzeni ihlal eden Çinle Amerika Birleşik Devletleri arasındaki çatışma bağlamında oluyor dedi. Macron'a göre bu genişleme dünyanın parçalanması riskini taşıyor. Bu riskin önlenmesi gerektiğini söyleyen Fransa Cumhurbaşkanı bu nedenle tüm ortaklarla konuşma niyetinde olduklarını açıkladı. Alman Ekonomi Enstitüsü mevcut ekonomik raporunda gayri safi yurt içi haslanın düşeceğini ve bunun da iş gücü piyasasını etkileyeceğini açıkladı. Yüksek faiz oranları, pahalı enerji ve zayıf ihracat Alman ekonomisinde sorunlara neden oluyor. Bu nedenle Alman Ekonomi Enstitüsü raporuna göre real gayri safi yurt içi hasıla bu yıl %0.5'e kadar düşecek. Bilim insanları, Alman ekonomisinin aşırı derecede dünya pazarlarına odaklanması ve ihracata yönelik ekonomi politikası nedeniyle Ukrayna gibi jeoekonomik şoklardan ve Çin'le ilişkilerde yaşanan gerginliklerden orantısız bir şekilde zarar gördüğünü vurguladı. 2023'ün, üçüncü ve dördüncü çeyreğinde ekonomik üretimde düşüş bekleniyor. İşveren odaklı ensüsünün tahminlerine göre 2023 yılı içinde işsiz sayısı 160 bin artarak 2 milyon 580 bine çıkacak. Uzmanlara göre hükümet tarafından büyük şirketlerin kullandığı enerji fiyatlarının düşürülmesine ilişkin yapılan açıklamalar sırasında bu tür raporların yayınlanması haberin doğruluğunu tehlikeye sokuyor. Değerli dinleyiciler Adok'a sen hazırlayıp sunduğu info magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saate buluşuncaya kadar hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun ama mutlaka merakla kalın.